Serkan Hocam, bugün fonksiyonel rinoplasti yapıyorsunuz. Yine nefes alma sorunu olan bir genç kızımız var. Evet. Bugünkü hastamızın hem nefes alma sorunu vardı hem de burnunda kemer dediğimiz hamp ve burun ucunda miktar düşmesi vardı. Şimdi hastamızın bu sorununu çözdük. Şimdi bu işlemi yaparken alet olarak piezo cihazını kullandık. Şimdi piezo cihazı çok soruluyor. Piezo, ultrasonik piezo dediğimiz cihaz kemikleri keserken bize yardımcı oluyor. Aslında tek fark bu. Eskiden kemikleri keserken testere gibi, çekiç gibi aletler kullanıyorduk. Artık onlara ihtiyaç kalmadı. Hocam, biz artık sadece burun ameliyatlarında piezo kullanıyoruz. Alete yakından bakalım. Evet, bakın. Ultrasonik kesik mi diyorsunuz? Evet, şimdi kemikleri keserken şu gördüğünüz cihazın ucunda küçük bir testere var ve ucuna su aktarıyor. Bu ses dalgasıyla kemikleri kesiyor. O yüzden morarma, şişme olmadan iyileşme oluyor galiba, değil mi hocam? Aynen. Şimdi şuradan göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kemikleri milimetrik bir şekilde çok hassas kesebiliyor ve herhangi bir travmaya, ciddi bir travmaya maruz kalmıyor hastamız. O yüzden bu ameliyat sonrası çok düzgün bir kemik kesisi oluşuyor. Burun sırtını çok ince, çok hassas tıraşlayabiliyoruz. Daha milimetrik, daha hassas bir ameliyat olmuş oluyor. Aynı zamanda hastamız gördüğünüz gibi, bakın, kemik işlemleri hepsini yaptım. Hastamızda hiç morluk neredeyse yok gibi. Bu işlemin en büyük avantajı da bu. Hem milimetrik bir kemik işlemi yapabiliyoruz. Kemiği daha hassas tıraşlayıp daha hassas kesebiliyoruz. Hem de bunu yaparken de hastaya çok fazla travma vermiyoruz. Çünkü bu alette büyük bir enerji yok. Yani çekişte vurduğumuz çekiş darbesi gibi yüze büyük bir travma yapmıyoruz. Daha ses dalgasıyla daha az, minimal bir enerjiyle kemiği kesip şekillendirebiliyoruz.